Gezegenimizde atmosferin ucunda aurora olarak beliren ve sadece Dünya'ya özgü olduğu düşünülen yeşil parlaklık, Mars'ta da tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos tarafından idare edilen Thales Gas Orbiter uydusunun gözlemlediği parlaklık, Mars atmosferindeki oksijen varlığına işaret ediyor. Ekim 2016'dan bu yana Mars yörüngesinde görev yapan Thales Gas Orbiter, Kızıl Gezegenin atmosferinin kimyasal yapısını ve mevsimlere göre değişimini inceliyor. Nature Astronomy dergisinde yer alan araştırmanın başını çeken Dr. Jean-Claude Gerard, dünyadaki en parlak emisyonlardan biri gece parlaklığında görülüyor. Belli dalga boyunda ışın saçan oksijen atomlarının oluşturduğu etki, bugüne dek bir başka gezegende görülmemişti ifadesini kullandı. Lige Üniversitesi'nde araştırmalar yapan Gerard, 40 yıldan bu yana Mars'ta, benzer bir parlaklığın olduğu düşünülüyordu. Thales Gas Orbiter sayesinde bu düşünce doğrulandı dedi. Mars'ın atmosfer yoğunluğu, Dünya'nın sadece %1 oranında. Ayrıca, büyük kısmı karbondioksitten oluşuyor. En son araştırmaya göre, tespit edilen oksijen, direkt karbondioksit kaynaklı. Güneşten yayılan mor ötesi ışınların etkisiyle parçalanan karbondioksit molekülleri, karbon monoksit ve oksijen ortaya çıkarıyor. Mars atmosferindeki oksijen, görünür ışığın yanı sıra mor ötesinde de görülebiliyor. Görünür emisyonun şiddeti, mor ötesine kıyasla 16.5 kat daha fazla. Gerard, bu durumun Dünya'dan farklı olduğuna dikkat çekiyor, Mars'taki gözlemler geçmişteki teorik modeller ile uyuşuyor, ancak Dünya'da gözlemlediğimiz görünür emisyon çok daha cılız açıklamasını yaptı. Buradan yola çıkarak, gökbilimciler oksijen atomlarının, farklı ortamlardaki davranışlarını çok daha iyi anlamaları gerektiğini düşünüyor. Bu sayede, atomik ve kuantum fiziğine ait yeni bilgiler elde edebiliriz. Mars'ın parlaklığını ortaya çıkaran gözlemler, 24 Nisan ve 1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Thales Gas Orbiter, üzerinde yer alan NOMAD cihazı, Mars atmosferini yerden 20 ile 400 kilometre mesafe aralığında taradı. Gözlemler her yörünge turunda 2 defa olmak üzere, günde 24 kez tekrarlandı. Oksijen varlığı ise her bir gözlemde tespit edildi. NOMAD ekibinin başında yer alan, Belçika Kraliyet Uzay Aeronomi Enstitüsü'nden Dr. Enkarine Van de Ele, emisyonun yerden 80 kilometre yükseklikte en yüksek orana ulaştığını ve Mars ile Güneş arasındaki mesafe değişimi ile farklılık gösterdiğini belirtti. Thales Gas Orbiter geçtiğimiz yıl yaptığı gözlemler ile, her yıl hakkında birçok bilinmeyeni ortaya çıkardığımız Mars'ın atmosferinde neler olup bittiği daha iyi anlaşıldı. Astronomların amacı, Mars atmosferinin bugüne kadar geçirdiği değişime ait, daha kesin bulgulara ulaşabilmek.